göklerin kapıları rahmet olup bir Ramazan ayında yeryüzüne açılmıştı. Hira'da ilk vahiy inerken Nebiye, lafız ve mana vahye boyanmıştı. Sonra ilahi kelam mushaf olup tutunmuştu Şirazi'yi. Şirk ebediyen kuma gömülürken vahiy hakimdi medeniyete. Bir Kadir gecesinde inmişti Kur'an. Bundan dolayı güneş mahcup olmuştu bu gecenin sabahına. Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik ayeti, Kur'an'ın müjdesiydi insanlığa. Göklerdeki rahmet kapıları açıldığında, kim bilir yeşil, al, eflatun, belki fil dişi ya da erguvani, gökkuşağının tüm renkleri yeryüzüne inmişti. Taş duvarlara perçinlenmiş demir kapılar, paslı, gıcırtılı ve kurşuni, göklerden gelen ayetlere hepsi boyun eğmişti. Günah ve zulüm kirletirken ruhu, puslu ve şeytani hilelerle vahyin ufku, beşeriyeti örmüştü Kur'an'dan ilmeklerle. Vahyin muhatabı kutlu Nebi, herkes puta taparken onlara tapmayandı. Haksızlıklar yeryüzünü kaplamışken insanları Allah'ın birliğine ve adalete çağırandı. Yalanın dağlar gibi olduğu bir zamanda, yeryüzünün karanlık deniz dalgalarıyla kaplandığı bir anda en güvenilir olandı. Sıkıntılı anlarda rahmet rüzgarıydı o, cennetten esen. Kah Hacerül Esved'i yerine koymak için ihtilafa düşüldüğünde yere serdiği hırkasıyla Beytullah'ta, kah oklar sevdiklerine değmesin diye çabalarken ficarda, kah mazlumların ahı yerde kalmasın diye haktan yana bir avuç insanla hılful fululda ve Cebrail, yaratan Rabbinin adıyla oku derken Hira'da, gözlerinden okunan rahmet parıltılarıyla hep o vardı.